Allah gecenizi, gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin. Cenab-ı Hak inşallah umduklarınıza nail eylesin. Korktuklarınızdan hıfzı muhafaza eylesin inşallah. Dervişin mürşidine olan ihlas ve samimiyeti nasıl olmalıdır? Evet. Bir kimse Allah'a ihlaslıysa, Cenab-ı Hakk'ın dinine ihlas ve samimiyetle bağlıysa, Kur'an ve sünnete ihlas ve samimiyetiyle iman ettiyse, onun diğer varlıklara karşı olan davranış biçimleri bu iman, bu samimiyet üzerine tecelli eder. Yani bir kimsenin Allah ve Resulüne imanı samimi değil ise, mürşidine, annesine, babasına, kardeşine, bir mümin kimseye, arkadaşına, dostuna veya ibadetine samimi olması düşünülemez. Zaten bir kimsenin Allah'a karşı samimiyeti yok da insanların içerisinde samimi görünüyorsa, onun samimiyeti hakikatten değildir. Burada sıkıntı vardır. Bir kimse Allah'a dost olup Allah'ın yaratmış olduğu varlıklara Allah'a dost olup Allah'a iman etmiş müminlere düşmanlığı olabilir mi? Olamaz. Zaten bu dinde gizli şirk olarak beyan edilmiş. Bunun adı riya, riya da gizli şirk. Ümmetimin gizli şirkinden korkarım. Bir kimsenin samimiyetsizliği gizli şirktir. Samimiyetsiz olduğu halde samimi görünüyorsa, ihlası olmadığı halde ihlaslı görünüyorsa, o kimse riya yapıyordur. Riya yapan kimse gizli şirk üzerindedir. Bir örneğin bu amelde riya vardır. Bir de normalde imanda şirk vardır. İşte amelde şirk vardır. Bu noktada iman, Allah'a imanda şirk, ibadetlerde riya, şirk gösteriş. Mesela bir kimse Allah'a inandım der, böyle bir münafık kalmadı da ondan sonra ya benim inandım, bana sizin inandınız size der. Böyle kalmadı artık. İnsanlar önceden bunu can korkusuyla diyebiliyorlardı. Şimdi can korkusu yok. Hatta bir ara tersine oldu. Müslümanım diyenin boğazını sıkıyorlardı. O zaman için Müslümanım demekten uzaklaşmaya çalışıyorlardı insanlar bunun gibi. Yani bu noktada duran bir kimsenin böyle bir can tehlikesi yok şimdi. Böyle bir münafıklık kalmadı. Ama Müslümanları aldatmak için münafıklıklar var şimdi. Müslüman kitleleri aldatıyorlar. Müslüman kitleleri aldatırlarken de dinle aldatıyorlar. Bizi aldatan dinle aldatıyor. O yüzden normalde meseleyi dağıtmayayım şimdi. Bir kimsenin, bunları böyle sınıflandırmayın. Bir arkadaşına olan samimiyeti, işte dervişin dervişi olan samimiyeti, dervişin mürşidi olan samimiyeti, dervişin Hazreti Resulullah'a olan samimiyeti, dervişin işte Allah'a olan samimiyeti deyip de kategorileştirmek belki de eğitim açısından söz konusu olabilir ama bir kimse, şunu unutmayın, Allah'a samimi ise bütün hayatına o samimiyet tecelli eder. Bir kimse Allah'a hakiki manada iman ettiyse, onun imanı, onun bütün hayatına ve felsefesine tecelli eder. Ne kadar imanı kemale erdiyse, oturduysa, yerleştiyse, hayat yaşantısına, tarzına
ve felsefesine de o kadar yerleşir, oturur. O kimse o zaman evinde, işinde, aşinde, kardeşinde yalnız kaldığında insanların içerisinde aynı ihlas ve samimiyetle gider. Meşhur, hani ben bazen söylerim ya, burada herkes derviş. Oturuyor herkes. Oo, harika. Mükemmel. Harika. Buradan çıktığında ne yapıyor? Evinde ne yapıyor? İş yerinde ne yapıyor? Sokakta ne yapıyor? Yanında çalışan elemanlarına ne yapıyor? Alışveriş ettiği kimselere ne yapıyor? Elinin altındakilere nasıl davranıyor? Kendisiyle ilişkide bulunan tüm kimselere karşı nasıl davranıyor? Bu önemli. Ben burada Mustafa Özbağ olarak size küfretmiyorsam, evde küfrediyorsam ben riyakarın tekiyim. Gizli şirk bu. Ben sizin yanınıza gelip de işte böyle nafile namazdan başını kaldırmayıp da eve gittiğimde yalam yapacak namaz kılıyorsam bende şirk kokusu var. Gizli şirk bu. Ben buraya gelip de size aman sizden ücret istemeyenlerin peşinden gidiniz deyip de gizli menfezlerde, gizli yerlerde sağ cebime koyun diyorsam şirk var, şirk. Sufileri toplum kabul etmez hiç, gerçek sufileri. Tarih boyunca gerçek sufilerin düşmanları inananlardan olmuştur. Bir sufi hakikatse onun düşmanı yanı başındadır. Ağır gelir yanındakına. Sufi eşine ağır gelir. Sufi çocuğuna ağır gelir. Sufi yanında duran kimseye ağır gelir. O kimse yiyecek çünkü ya sufinin yanında yiyemez. Kandıracak. Onun yanında kandıramaz. Aldatacak. Onun yanında aldatamaz. Gevşecek. Onun yanında gevşeyemez. Hakaret edecek, onun yanında hakaret edemez. Hanımına zulmedecek, onun yanında zulmedemez. Birisine bağıracak, çağıracak, onun yanında bağırıp çağıramaz. Ağır gelir. Ağır gelir. O yüzden gerçek sufilerin etrafında duran çok az insan vardır. Hani Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri'nin böyle bir de o gerçek sufileri padişaha hep jurnalleyenler vardır. Gerçek sufileri sisteme jurnalleyen insanlar vardır. İşte malum o zaman da jurnallemişler. Demişler ki Hacı Bayram var, etrafında çok mürit var. Sana karşı ordu çıkaracaklar. Yıldırım Beyazıt malum gider ya, der ki böyle böyle bir söylenti var. Doğrudur efendim, bize tabi olan çok der. Peki der, tabi olan hepsi de benim müridim değil der. Meşhurdur ya, çıkar bir çadır kurdurur, bütün müritleri toplar. Kılıcını çeker. Kim bana teslimler? Kellesini alacağım onun. Böyle dervişlerin içerisinde çok beğenilmeyen, böyle pejmurda, hırpani bir kimse. O çıkar. Efendim ben size Allah rızası için inandım, iman ettim sizin veliliğinize. Ben size tabiyim. Bu yola kellem gidecekse, başım gidecekse, başım gözüm üstüne der. Hacı Bayram Veli çok celalli. Gir içeri der, girer o. Bir müddet sonra kılıcından kan damlaya damlaya çıkar. Der ki var mı başka?
kadının birisi çıkar. Aynı şekildedir. Öyle çıkar bir kadının birisi, efendim ben de size inandım der. Gir sen de içeri der, o da içeri girer, yine kılıncından kan damlaya damlaya çıkar dışarı. Var mı başka der, başka kimse yok. Döner padişaha der ki, sayın devletli, biz der 2,5 dervişiz. 2,5 derviş. Geri kalan talip der. Derviş değil. Talip. Gerçek sufilik zor zanaattır. Adamın boynunda, ben hep öyle derim sufiliği, boynunda sufilik ilmeği vardır. Sen o sufilik ilmeği boynundayken hayat senin için kolay değildir. O yüzden müridin şeyhine olan edebi nasıldır? O dervişin edebi sokaktaki kadına, erkeğe, çocuğa, bir insana nasılsa, o kimsenin şeyhine olan edebi de aynıdır. Değişmez bir şey. Adam gelir Şeyh Efendi'nin yanında böyle durur. Âlâ. Âlâ. Babasına ne dediğine bakalım. Babasının yanında da böyle duruyorsa, annesinin yanında da böyle duruyorsa, bir yaşlı bir kimsenin yanında da böyle duruyorsa, harika. Harika. Çünkü gerçek sufi, Allah beni görüyor, işitiyor diye düşünür. Hakikat ehli ise karşısındakini Rab görür. Bu ağırdır. Bu işin sır noktasıdır. O yüzden sufinin mürşidine olan edebi, çocuğuna edebi nasılsa öyledir. Eşine edebi nasılsa öyledir. Siz çok affedersiniz, tilkiye aslan postu giydirebilir misiniz? Tilkiye aslan postu giydirseniz ne olacak? Tilki tilkiliğini yapacak, gene kandıracak ortalığı. Siz koyuna, kuzuya kurt postu giydirseniz ne olacak? İlk hareketinde onun koyun olduğu çıkacak meydana. Siz kuzuya koyun postu giydirseniz ne olacak? Kurt koyun postuna bürünmüş. İlk harekette kurt olduğunu çıkaracak meydana. Sufilik, bir kimsenin ahlakını en güzel noktaya getirmesidir. Ahlakını en güzel noktaya getirirse ve bu ahlakını oturtturur, yerleştirirse, işte o zaman sufi her yerde sufidir. Eğer sufinin ahlakı bu noktada oturup yerleşmediyse, onda oturmadıysa, değişim, dönüşüm bu noktada, olumlu noktada mutasyon gerçekleşmediyse, o kimsenin ahlakı neredeyse o öyledir. Yani bir kimse buraya geldi, edeple durdu, harika. Dışarıda edepsizlik yaptığında Allah görmeyecek mi onu? Burada geldi çok güzel, dışarıda birisini aldatınca Allah görmeyecek mi onu? Değişen bir şey yok. Burada harika, çok iyi derviş. O iş yerine gitti, çalışan elemanlara küfretti, hakaret etti, haksızlık etti. Görmeyecek mi onu Allah? Allah bizi affetsin. Bir sohbetinizde sevmek efe yürekli insanların işidir demiştiniz. Sevenin efe yürekli olması mı gerek? Açıklar mısınız? Burada efe yüreklilikten kasıt, bize öğretilen efelik. Ben Ege çocuğuyum ya biraz.
Bize efelik şöyle öğretildi. Haklının yanında durmak, haksızın değil. Mazlumun yanında durmak, zalimin yanında değil. Fukaranın yanında durmak, zenginin yanında değil. İnsanların içerisinde, halkın içerisinde bulunmak, iktidarın yanında değil. Bize efelik bize öğretilirken, biz orada efeliği alırken, efelik duygusunu, düşüncesini öğrenirken bize bunu anlattılar. Bizim anladığımız efelik buydu. Bizim anladığımız efelik, insanların namusuna göz dikmeyen, şerefine, haysiyetine göz dikmeyen, sofrasında bir lokma yemek yediyse o sofra sahibine ihanet etmeyen, nankörlük etmeyen, bir yolculuk yaptıysa onunla onu satmayan, onu değişmeyen, onunla bir şey paylaştıysa paylaştığı kimseye karşı o kimse hata kusur yapsa dahi onun hatasını kusurunu susan, örten. Bizim efelik anlayışımız buydu. Biz efeliği hala da öyle biliyorum ben. Efelik sonradan değişmiştir, başkalarında değişmiştir. Onun adı efelik değildir. O yüzden sevmek efe yüreklilerin işidir. Sevmek nankörlerin, vefasızların, öfkeli hainlerin. Sevmek ağzından çıkanı bilmeyenlerin, kulağa ağzından çıkanı duymayanların, kıran, döken, yaralayan, inciten, kimin haklı, kimin haksız olduğunu bilmeden hareket edenlerin işi değildir. Sevmek, insana istikamet veren, doğruluk, dürüstlük, sevmek, arkadaşına destek çıkmak, kardeşine, yoldaşına kol kola girmek, ihanet etmemek, vefasız olmamak, 3 adım sonra satmamak, 5 adım sonra bir sandviçe değişmemek. Sevmek, mala, paraya, pula değişmemektir. Sevmek için mangal gibi yürek lazım. Sevmek köçeklik değildir, sevmek dansözlük değildir. Sevmek kıvırtmak değildir. Sevecekse adam gibi sever. Adam gibi sevmek erkeklere has bir şey değildir. Buradaki adamlıktan kasıt ademliktir. Ademlikten kasıt kemale ermektir. Kemale ermekten kasıt Allah'a halife olmaktır. Bunun kadınla erkekle alakası yoktur. Adamlık Adem'den gelir. Adem hem kadını hem erkeği bünyesinde bulundurur. Adem'den kasıt hem erkekliği hem kadınlığı üzerinde bulundurmaktır. Buradaki kadınlıktan kasıt ilk kadın da Hazreti Havva'dır, Adem'den zuhur etmiştir. Kadından da adam olur. Hatta kadından öyle adamlar olur, adamız diye dolaşanların 100 tanesini toplarsın, o kadının yarımı yapmaz. O yüzden sevmek efe yüreklilerin işidir. Sevmek şu anda insanların içerisinde dolaşan şehvani duygu değildir. Şimdi insanlar Hazreti Mevlana'nın deyimine göre şehvetlerini aşk zannediyorlar. Sevmek ölümünedir, ölümüne. Bu insanların içerisinde körü körüne sevmek deyip kaçıyor herkes. Evet, sevmek körü körüne sevmektir. Çünkü gerçekten seven kimse körün körün körüdür. Neden? Sevdiğinden başka hiçbir şey görmez o. Ve sevdiğinden başka bir şey gören göz, seviyorum diye çıkmasın, onun gözü kör olur.
seviyorum diye çıkmasın. Onun gözü kör olur. Bu zahiri manada kör olur. O yüzden sevmek herkesin işi değil. Herkesin işi değil. Herkes sever. Herkes sever. Herkesin neyi ne kadar sevdiği önemlidir. Yoksa sevginin bulaşmadığı, sevginin tecelli etmediği hiçbir varlık aleminde bir şey yoktur. Ama insanların veya varlıkların neyi ne kadar sevdiği önemlidir. O yüzden seveceğiniz şahısa, seveceğiniz şahsı iyi belirleyin. Dönüşü olmayan yoldur sevmek. Seveceğiniz kadınsa iyi belirleyin. Dönüşü olmayan yoldur. Seveceğiniz erkekse iyi belirleyin. Dönüşü olmayan yoldur. Seveceğiniz üstadsa iyi belirleyin. Dönüşü olmayan yoldur. Seveceğiniz Hazreti Peygamber ise iyi belirleyin, iyi hesaplayın. Dönüşü olmayan yoldur. Seveceğiniz Allah ise iyi hesaplayın. Sonunda kanınızla onu ödersiniz. Sonu budur. Eğer sonu kanınla yazılmıyorsa sen gerçekten Allah'a aşık değilmişsindir. Geldi birisi. Dedi ki ya Resulallah seni çok seviyorum. Dedi ki sıkıntılara karşı hazırlıklı ol. Dikkat edin. Sıkıntılara karşı hazırlıklı ol. Birisi geldi dedi ki ya Resulallah ben Allah'ı çok seviyorum. Bela ve musibetlere karşı hazır ol dedi. Bela ve musibetlere karşı hazır ol. Sevmenin bedeli gül bahçesinde gül derlemek değildir. Gül bahçesinde gül derleyecek olanların bu dünyada sevmekle işleri yoktur. Bu dergaha gelenler, bu tekkeye gelenler, bizimle beraber yol yürüyenler, sevmek gibi bir iddianız var ise ve sevmek gibi bir iddianız Allah ve Resulüne ise size gül bahçesi vaat etmiyorum. Gideceğiniz yol dikenlidir. Gideceğiniz yol taşlıdır. Gideceğiniz yol engellidir. Gideceğiniz yol zorluklarla örülmüştür, kolaylıklarla değil. Gideceğiniz yol yalnızlıktır. Gideceğiniz yol garipliktir. Gideceğiniz yol etrafınız tarafından tanınmamaktır. Gideceğiniz yol ezilmektir. Gideceğiniz yol zelil bir hayat yaşamaktır. Kıymetsizliktir. Gideceğiniz yol makam sahibi olmak, mevki sahibi olmak, para sahibi olmak, pul sahibi olmak değildir. Gideceğiniz yol beni alkışlasınlar, beni baş üstünde bulundursunlar, baş köşeye oturtursunlar yolu değildir. Eğer öyle bir yol arıyorsanız Yezid'in, Muaviye'nin yolunu takip edeceksiniz. Öyle bir yol arıyorsanız bu yol burası değil. Burası değil. Bu manada sevmek hakikatense sıkıntılı bir yoldur, çileli bir yoldur. Hakikaten. O yolda koşan kimse onun farkında değildir. Bu ayrı meseledir. Bu ayrıdır. Çünkü seven kimse kendinde değildir. Kendinde değildir. O zorluğun içerisinden giderken o kendince o zorluğu yaşadığını daha fark etmeyebilir. O yüzden sevmek Efe yüreklilerin işidir. Efe yüreklilerin 10 kişi yola çıkıp 2 kişi kalmak değildir.
Sekizi nerede? Kaldı. Ne oldu? Ayağına diken batmış. Yok aç kalmış. Yok ona yan bakmışın. Yok ona ters bakmışın. Yok ona ön bakmışın. Yok ona selam vermemişin. Yok onu davet etmemişin. Yok onu çağırmamışın. Yok onu pışpışlamamışın. Yok ona tebessüm etmemişin. Yok onu yemek yedirmemişin. Yok onu davet etmen gerekiyormuş, her gittiğin yere önceden çağırıyormuşsun, şimdi çağırmıyormuşsun. Oho! Dolu! Dolu! Ben yazıyorum. Cuma günü İstanbul'da işte ne o? Vakıf binasında gündüz bayanlara, gece erkeklere sohbet var. Bana haber vermiyorsun. Var, haber verdim, geldin mi? Yazdım oraya. Burada sohbet olduğunu bilmeyen var mı? Nerede Salim? Kaçıncı yıl burası? 2003. 9 yıl mı olmuş? 11 yıl mı? 11 yıldan beri her cumartesi bayramlar hariç, cumartesi bayrama denk geldiyse hariç, 11 yıldan beri Cenab-ı Hak'a hamdolsun, Cenab-ı Hak inşallah istikametimizi bozmasın, burada sohbet var. Allah Allah! Bugün sema olmayabilir. Semayı bekleyenler var ise şimdiden söyleyelim. Öyle ya. Ya da gece saat 1-2 olabilir. O yüzden normalde burada 11 yıldan beri sohbet var. 11 yıldan beri sohbet olduğunu bütün herkes biliyor mu? Biliyor. Sevmek. Her şey sevmek. Bizi ümitsizliğe düşüren şey nedir? Bununla nasıl mücadele edebiliriz? İnsanı ümitsizliğe düşüren şey, vesvese noktasında şeytan vesvese verir. Ama biz ümitsizliğe kendi kendimizi teslim ederiz. Bu da bizim Allah'a ve kendimize olan imanımızın eksikliğidir. Neden kendimize? Biz Allah'a iman ederiz de o işi bizi Cenab-ı Hakk'ın bize bahşedip bahşetmeyeceğine dair kendimizde olumsuzluk bakışımız vardır. Ümitsiz yaşamayın. Ümit edin, yaşayın, çalışın, çabalayın, Allah yardım eder. Bir günahı bırakmak için bir şart öne sürmek. Örneğin üniversite sınavını kazanırsam alkolü bırakırım gibi. Bu adak yerine geçer mi? Yoksa haşa Allah ile pazarlık mı olur? Kardeş, haram haramdır, yanlışlık yanlışlıktır, pazarlık yapma. Namaz kılarken bir harfi yanlış okuyorum ve defalarca namazımı bozuyorum, ne yapmalıyım? Demek ki sen namaz kılarken harfi harfine onları düşünüyorsun. Eğer namazda Allah'ı tefekkür etsen, namazda desen ki ben onun huzurundayım, harf aklına gelmezdi. Harf aklına geliyorsa senin namazla olan bir ilişkini güzelleştir. Bir. İkincisi, bir kimse kasten bir harfi yanlış söylerse yanlıştır. Kasten bir harfi yanlış söylemiyorsak sizin karşınızda zalim bir Allah yok, kolaylaştıran var. Diyor ki bir harfi yanlış çıkarsa ben ona melek görevlendiririm. O harfini düzeltir, katımı öyle çıkarırım der. O yüzden kardeşler, Allah sizin bizim düşündüğümüz gibi düşünmez. Allah gafur rahimdir. Sizin namazınızı kılmanızı ister. Namazınızı kılın. Namaz kılarken bir grup cemaat oluştursa namazı bozup o gruba mı uymam gerek? Cemaatle namaz kılmak daha evla. Ama sen namazı bozup da onlara ulaşacağım diye uğraşma. Namazını tamam et. Namaz kılarken ön safımız boş ise ne yapmalıyız? Safları doldurmak sünnettir.
Abdest aldıktan sonra göbek altım görünse abdestin bozulur mu? Bozulmaz. Hızla geçeceğim. Bir sufi adayının kibirlenene kibirleniniz hadis-i şerifine bakışı nasıl olmalıdır? Hakkınızı helal edin. Sufiler eğitim ve öğretim dairesinde dururlarken kibirlenene kibirlenmezler. Dikkat edin. Ola ki onun kalbine kibir yer ede o zaman. Allah muhafaza eylesin. Kibirlenene kibirlenmek bu noktada bu meselenin inceliğini bilen kimseleredir. Bazen gerçekten sıkıntılı haller olur. O zaman bu yol yine sufi adayı da olsa yapabilir mi? El cevap yapabilir. Üstadım gideceğiniz mübarek topraklardan hayırla vesile olup hayırlısıyla dönerseniz inşallah. Evladı Resulullah selamlarımı ve sevgilerimizi iletirseniz Allah'ın izniyle inşallah. İnşallah. Kardeşler, muhakkak ki Beytullah ve Medine-i Münevvere mübarek yerlerdir. Dünya üzerinde kutsal üç tane Müslümanlarca mescit vardır. Mescid-i Haram yani Mekke, Mescid-i Nebevi yani Medine, Mescid-i Aksa, Kudüs. Diğer mescitler kutsal değildir. Bu mescitlere olan ziyaret bu noktada mübarek ve kutsaldır. Ama şunu unutmayın. Siz burada neyseniz orada da onu bulursunuz. Burada neyseniz orada onu bulursunuz. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle diriltilirsiniz. Burada nasıl yaşıyorsanız Beytullah'ta da onu bulursunuz. Farklı bir şey aramayın. Allah bizi affetsin. Ben 3 senedir evliyim. Çocuğum olmuyor. Doktor tedavisi görüyoruz. Sizden Allah rızası için dua ediyoruz. Allah hayırlısını versin. Allah'tan hayırlısını isteyin inşallah. Veli kulları Allah dostunu nasıl tanırız? Nasibin varsa merak etme. Dakikada tanırsın. Bu iş, ben bunu böyle, evet insanlar ararlar, tararlar, bulmaya çalışırlar, arayan bulur, eyvallah. Ama şunu unutmayın, Allah'tan hayırlısını isteyin hep. Herkes bir sufi olacak diye bir kaydı yok. Herkes gelin toplanın derler. Hani vardır böyle. Bunlar işin, meselenin hakikatine, özüne vakıf olmayan insanlar. Her ağaçtan harika bir mobilya olmaz. Kavak ağacından mobilya yaparsan benim gibi 118 şekle bürünür o. O nemi görür farklı olur, hava kurur farklı olur. Her ağaçtan harika mobilya olmaz. Herkesten de harika sufi olmaz. İlla ki sufi olacağım, Allah sufi olacağım. Olamayabilirsin. Yürütemeyebilirsin. Hakkında hayırlısını iste. Sonra döner kendinden intikam alırsın. Yapamayabilirsin. An gelir birisine böyle ters bakarsın. Aa bana ters baktı der, çeker gider adam. Ya ne oldu? 20 yıldır buradaydın. Çektin gittin. E bana öyle baktın. Ha ne olmuş öyle baktıysam? Önceden bir bakış baktın, kalbimi yaktın diyordun ya. Şimdi bir bakış baktım, kalbini attın mı? Hayırlısını isteyin.
O gelin derviş olun, sufi olun, kendinizi kurtarın diyenler var. Biz onlardan değiliz. Ben onlardan değilim. Ben 28 yıldan beri şunu söylüyorum. Kardeşler, bu yol güllük gülistanlık bir yol değil. Nefisle mücadele güllük gülistanlık bir yol değil. Nefisle mücadele kolay atlatılacak bir şey değil. Nefisle mücadele. Yanındaki adama kızmayacaksın, öfkelenmeyeceksin. Adam sana haksızlık yapacak, nasihat edeceksin, anlatacaksın. Anlat. Sabret, anlat. Bu. Sen hep etrafına iyilik yapacaksın, etrafına temiz davranacaksın, etrafına güzel davranacaksın, etrafına hoş davranacaksın, ahlakını düzgün tutacaksın, edebini düzgün tutacaksın. Gelecek edepsizin birisi sana laf söyleyecek, sen sabredeceksin. Gelecek sana hakaret edecek, sen sabredeceksin. Gelecek senin olur olmaz konuşacak, sen diyeceksin ki sabredeyim, iyi olur, güzel olur. Buna siniri kimin katlanacak ya bu kadar? ...28 yıldır bana bakıyorlar... ...ne zaman bizden bir şey isteyecek... ...ne zaman benden bir şey isteyecek... ...ne zaman benim paramı çalacak... ...ne zaman benim paramı çırpacak... ...adam kendisini paralı pullu zannediyor... ...ben de lan oturduğun yere... ...ne paran var senin diyorum... ...bir karman çorman oluyor... Bu ...kolay değil... ...bir veliyi nasıl tanıyacağız... İyi nereden tanıyacaksın? Nereden tanıyacaksın? Birisinin gözünü açıp da hasta olup olmadığını doktor bilecek. Sen nereden bileceksin? Doktor musun? Bizde şu var ya, biz doktordan fazla doktoruzdur, profesörden fazla profesörüzdür. Ya orada maden mühendisi var, ben şimdi maden mühendisliğinden atıfta bulunacağım. Lan adam maden mühendisi, madenci. Ama ben madenden ahkam keseceğim. Veya en meşhur kıssa odur ya, biz çocuğumuz elimizde doktora gideriz, doktor çocuğumuz hasta. Doktor bakar eder, yani... Gerçekten işinin ehliyse bir şeysi yok. Aspirin al git der. Yok bu bilemedi. Koş başka bir yere. Koşarız biz oraya şimdi. O bakar bize esnaflık yapar. Vay efendim hoş geldiniz. Bu çocuğumuz hasta olmuş. Vay evladım benim kulaklıklar. İki tık tık bir şık şık. Kızım oradan şunu ver bir ağzına çocuğun bir şey ağzına bakacak, kulağına bakacak, gözüne bakacak. Bir tane hemşire alımlı çalımlı olacak. Kızım şunu ver verecek biz anlamayacağız bakacağız öyle. O böyle bir esnaflık yapacak bize. Sonuçta aspirin yazacak yine. Veyahut da böyle çocuğun sağlığını bozmayacak. Hafif ateş düşürücü, hafif ağrı kesici. Bir de diyecek ki bize bakın ateşi yüksekse ateştirici verin. Ha salakız ya biz. Ateşi yüksekse vermeyeceğiz de düşükken vereceğiz. Bakın dikkat edin. Ateşi düşük ateşi yükselirse yüksek değil daha. Ateş düşürücüden verin. Dinliyorum ben. Tamam. Ağrısı sızısı olur ağrılırsa ağrı kesici verin. İyi tamam. Yok bunlar bu çocukta zaten. Ama o esnaf. Ne baktı doktor ya? Ne ilgilendi bizimle? Ha. Sen görüntüye aldandın. Hele daha enteresanı var. Bakıyor, inceliyor.
Hadi biraz ıhlamur içirin, biraz nane, maydanoz, bal kaynatın, gidin. Bu hiç bilmiyor. Kim anlayacak veliden? Veli'nin veli olduğunu anlamak için veli olması gerekir bir kimsenin. Birisi kalkmış, velinin belli olacağı yerler demiş. Cahil adamlar hepsi de bu veli değil. Bu veli arıyor adam. Veliyi o imtihan ediyor. Kim imtihan ediyor? Cahil. Oturuyor şimdi. Ona demişler ya, gittiğinde kalbinden geçene cevap vermesi lazım. O geliyor, yeni gelmiş daha, kalbinden geçiriyor böyle. Oo! Be ahmak, o veli ise, senin öyle imtihan ettiğini görürse zaten, anlarsa, inadına söylemez daha. Ya inadına derken, der ki ya ahmağa bak, imtihana gelmiş. Sen kimsin? İmtihan edecek olan Allah. Sen nesin? Ama yazmış ya birisi, veliler belli olsun diye. Ya kardeş, veliyi anlayacak olan ancak velidir. Veli olmayan bir kimse veliyi nereden bilecek? Sen kör, ben kör, bakacağız birbirimize. Ne alakası var? Veli zahiri olarak anlayabilir ancak kimse zahirini bilebilir. Bu ne? Kur'an ve sünnete bağlı olacak. Dakika bir, gol bir. Daha önce sen buraya geldin mi? Yok. Benim sohbetimi dinledin mi? Yok. Mesela örneğin başka bir yer. Kendimle alakalı değil. Bu adamı tanıyor musun? Yok. Sohbetini dinledin mi? Yok. Alışverişini biliyor musun? Yok. Yediğini içtiğini biliyor musun? Yok. Yaptığını ettiğini biliyor musun? Yok. Yürüdüğü yolu biliyor musun? Yok. Geçmişini biliyor musun? Yok. Be kardeşim, bir gecede nereden tanıyacaksın? Ama biz deccaliyet ve şeytaniyetin dayattığı popüler kültüre sahibiz. Biz onu raftaki kazak, askıdaki gömlek, raftaki ayakkabı gibi görüyoruz. Veli dedin ne? Rafta ayakkabı. Getir koy, boldu mu ayağına? 41 oldu, tamam oldu. Bu veli. Bu ayakkabı değil. Bu ayakkabı değil. Bu zahiren de çözülecek bir mesele değil. Biz zannediyoruz ki adamın kafasında bir sikke, bir sarık, üstünde bir cübbe oldu, veli. Belki de deli. Belki de şeytanın askeri. Veli diye bildiğiniz adam ertesi gün sabahleyin ben nebiyim diyor. Bir ertesi gün sabahleyin ben ne o Mehdi'yim diyor. Üç gün sonra diyor ki ben ne Nebi'yim ne Mehdi'yim diyor. Nereden bileceğiz? Arkadaşlar, ölçü. Ahir zamanda ümmetimin peygamberlik kapısı kapanmıştır. Vah o ümmetin haline. Sahabeler bunu böyle söylüyorlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine diyorlar ki ne yapar ya Resulallah onlar? Ama diyor ümmetime mübeşşirat kapısı açıktır. Mübeşşirat nedir ya Resulallah? Ümmetimden salih rüyalar görünmesi. Salih rüya. Demek ki salih rüyalar mübeşşirattan. Salih rüya ne? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin şekline, şemaline şeytan giremez. Cihar yeri güzün efendilerimizin şekline, şemaline şeytan giremez. Adem aleyhisselamla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin arasında peygamberlerin şekline şemaline şeytan giremez. Sahih. Çünkü onlar din bize tebliğ ettiler. Sufiler derler ki büyük veli mürşitlerin de şekline şemaline şeytan giremez. Ben bunu kabul edenlerdenim.
Bunun bir kısmı reddeder. Reddedenlere neden reddediyorsunuz demem. Onun yoludur. Ben kabul edenlerdenim. Çünkü benim ve varislerimin şekline şemaline şeytan giremez der. Hadis-i şerif, başka bir hadis-i şerifte. O zaman o kimse ancak sen rüyanda böyle bir salih rüyayla gördüysen Allah sana lütfetti kardeş. Bu Allah'ın lütfu. Allah'tan bunu dile. Bize 2-3 lokmanın lafını yapıp ve o lokmaları kendi akrabalarına, yakınlarına dağıtıp üzerine de dalga geçer gibi helal et diyorlar. Onların böyle yapmasıyla hak yemiş oluyor mu? Lokmanın lafı yapacak diyelim fakat yaşlı bir bayana böyle davranılması hiç hoş değil saygılar. Lokma derken bizim dışarıdaki lokma ekibi için mi bu? Bunu anlayamadım. Lokma normalde insanların kendi yiyip içtikleri lokma mı? Yoksa gerçekten bu bizim buradaki kardeşlerin yaptığı bir şeyse hemen bunu bana tekrar yazı olarak gönderin veyahut da şimdi burada hemen cehri söyleyin. Bununla alakalı, bu soruyla alakalı tekrar söylüyorum. Bize 2-3 lokmanın lafını yapıp ve o lokmaları kendi akrabalarına, yakınlarına dağıtıp üzerine de dalga geçer gibi helal et diyorlar. Onların böyle yapmasıyla hak yemiş olmuyor mu? Lokmanın lafı yapacak değilim fakat yaşlı bir beyana böyle davranılması hiç hoş değil. Burada bizim bahçede yapılan bir şeyse bunu lütfen bahçedeyse bu mesele bunu ayan beyan açıkça yazın buraya. Burada bahçede oldu deyin. Biz onlar da bu sohbetimi dinliyorlar zaten. Gereğini yapalım. Çok gürültü var, sohbeti dinleyemiyoruz. Evet dışarıdaki kardeşler bu konuda her hafta bununla alakalı konuşmak zorunda kalıyoruz. Lütfen. İnsanlar kurasız hacca gidiyorlar. Böylece kura ile gidecek bir kişinin hakkına mı giriyorlar? Bakıyoruz 11 bin euroya özel hac yapıyorlar. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Belli bir kontenjan yok mu? Ne yazık ki yok. Zalimlik kol geziyor. 10 bin euroya hacca gidenlerin olduğunu görüyoruz, duyuyoruz. Sonuçta eğer ki devlet ve devleti idare eden Diyanet bu noktada böyle bir işte davranıyorsa, böyle bir şey yapıyorsa gerçekten zulmediyorlar. Zulmediyorlar. Aslında daha ileri konuşurum bu meselede. Haçla alakalı meselede uluslararası bir zulüm var. Evet, bahçedeki lokma ekibi bu sizinle alakalı. Kim bu arkadaş böyle saygısız davrandıysa gitsin o kimsenin gönlünü alsın. Gönlünü alamıyorsa elbisesini çıkarsın. Lokma ekibindeki arkadaş kimse bunun kim yaptıysa bunu gidecek o arkadaşın gönlünü alacak. Kimin kalbini kırdıysa, onun kalbini kırdığı kimsenin gönlünü alamıyorsa her kimse lokmanın başındaki o kardeşin elbisesini çıkarın. Hiçbir kimsenin üzerindeki kıyafetle kıyafete yakışıksız hareket etmesi beklenemez. Dünyanın en zalim insanları peygamberlerin kıyafetiyle kıyafetlenip etrafına zulmeden insanlardır. Bir kimse üzerinde taşımış olduğu kıyafetin hakkını verecek. Bu kim olursa olsun. Dikkat edin. Üzerinizde kıyafet var mı? Var. Sizin üzerlerinizdeki kıyafetler de insan kıyafeti. Siz de insan olun.
Eğer insanlığa uygun davranmıyorsanız sizin de kıyafetinize hakkınız yok. Hele bir kimse özel bir giysi giyiyorsa bu onun üzerine yüktür bir yerde. Niçin? O bir şeyi temsil ediyor. O bir şey temsil ediyorsa temsil ettiği şeye uygun davranacak. Bu kim olursa olsun. Hocam şimdi ilk defa geliyoruz. Ben çocuğumuzu yolladım. Onu da ağlattılar maalesef. Saygılar. Dağıldı lokma ekibi bugün. Bu işler böyledir. Her gün titiz olmak gerekir. Sufi uyanık olmalı derken durum budur. Senin için gaflet söz konusu değildir. Sen bir kıyafet seçtiysen senin gafletle davranmaya hakkın yoktur. Sen onu yıllardır yürütüyorsundur. Sende aynilik oluşmayacak. Sen o elbiseye uygun davranacaksın. Bir an gelir gaflete düşersin, başını da yakarsın. Yakarsın. Allah hiç kimsenin başına vermesin. Amin. Ama ince ve titiz davranmak gerekir. Haklı insanlar. Bakın o kimse ilk defa gelmiş. İlk defa gelmiş bir kimse, ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyor. Şimdi buranın müdavimleri diyorlar ki, içlerinden kimisi, hocam işte burada hizmet edenlerin bir seferde yaktın başını. O ilk defa gelmiş, senin burada yıllardır hizmetini görmek zorunda değil. Ama sen hata yapmak lüksüne sahip değilsin. Yapabilirsin. Bu gayri ihtiyar bir hatadır. Bu ayrı mesele. Ama birini ağlatmak hiç kimse için yok. Kim var Lokman'ın başında bugün? Evin erkeği işteki problemini kendi stres ve sıkıntısını eve taşımalı mıdır? Hayır. Evde terör estirmeli midir? Cahil insan o. Tekke sohbetlerinin birinde Atatürk'ün Balıkesir hutbesiyle ilgili söylediklerinizden sonra o sohbette Atatürk'ü övdü mü, ne demek istedi şeklinde sorularla karşılaşıyoruz. Bunları nasıl cevaplamalıyız? Bir reel bir şey var. Reel bir şey var. Bu reel bir şey ne? Bir kimsenin yapmış olduğu bir şey. Atatürk Balıkesir'de hutbeye çıktı mı? Çıktı. Bunu reddedecek olan kim? Neden görmek istemiyoruz? Bunu görmemekle iyi bir şeyi İnkar etmiş olmuyor muyuz? Hani biz iyiliği, iyiyi, güzeli, doğruyu görünce onun hakkını verecektik. Kötüyü, çirkini görünce de ona reel davranıp bu da kötü, çirkin diyecektik. İnternette herkes ağzına geleni konuşmuş. Benim Facebook'um, Facebook'um yok. Ve kardeşler, Atatürk Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulmasında en büyük faktörlerden birisi mi? Evet. Bize hep dinsiz dediler değil mi onunla alakalı? Evet. Ben de dedim ki, arkadaşlar, bir kimsenin imanlı veya imansız gideceğine hükmedecek olan Allah.
Bir adamın kafir veya mümin olduğuna hükmedecek olan Allah. Bu yetkiyi nereden aldınız? Bu yetkiyi kim verdi size? Allah yetkisini mi sizden paylaştı? Evet, Atatürk Balıkesir'e çıktı, hutbe okudu. En büyük din İslam dinidir dedi. Bozulmamış tek kitap Kur'an-ı Kerim'dir dedi. Muhammed-i Mustafa peygamberlerin sonuncusudur, ehvenidir, en iyisidir dedi. Neden gocunacağız bundan? Neden gocunacağız? Elmalı Hamdi Yazır'ın Büyük İslam Tefsiri Atatürk'ün zamanında basıldı, yayınlandı. Atatürk'ün bu noktada müsaadesiyle yazıldı. Atatürk'ün de haberi var, altında imzası var. Ey Türkiye Cumhuriyeti'ni, devletini idare eden, bugüne kadar idare edenler! Atatürk'ün zamanında yazılmış olan bu tefsiri okullarda neden ders kitabı haline getirmediniz? Camilerde neden bunu sohbet konusu haline getirmediniz? Ey Atatürk'ü seviyorum diyenler, Atatürkçüler! Atatürk'ün zamanında bastırılmış olan bu tefsiri halk evlerine neden koymadınız? Atatürk'ün yazdırmış olduğu bu tefsiri okullarda eğitim öğretim programına niçin koymadınız? Bunu soruyorum. Televizyonlarda neden okutmadınız? Neden okutmadınız televizyonlarda? Neden radyolarda okutmadınız? Neden ilkokul çocuklarına okutmadınız? Neden ortaokul çocuklarına okutmadınız? Neden lise çocuklarına okutmadınız? Niçin askeri liselerde okutmadınız? Niçin askeri okullarda okutmadınız? Niçin askere gidenlere okutmadınız? Niçin okutmadınız? Neden okutmadınız? Ben birisini met edip övme noktasında değilim. Herkes günahıyla, sevabıyla gitti. Hesabını verecek herkes. Gitti, hesabını verecek herkes. Derdim bu. Kimse övme, yerme noktasında değilim. Bir realiteye parmak basıyorum. Hadi gelin, hep beraber, bütün okullarda şimdi o tefsiri yayınlatalım. Hadi. Milli Eğitim Bakanlığı bedava bastırsın, bedava da olsun bütün öğrencilere. Bedava bastırıp bütün öğrencilere dağıtsın. İçinden sorular sorsunlar. Ortaokullara da, liselilere de, üniversitelilere de içinden soru sorsunlar. Atatürk'ün partisiyim diyor CHP. Tefsirden hiç ders yapıyorlar mı? Şimdi belki de yapmaya başlayacaklar. Dindarlaşıyorlar onlar da. Tabii, güzel gelişmeler bunlar. CHP bir dindarlaşsa, şu bütün Türkiye'deki solcular var ya, bir dindarlaşsa, bakın, Türkiye'deki solcular, Türkiye'deki solcular bir dindarlaşacak, böyle mıymıntı, kaytan bıyıklı, Müslüman görüntülü münafıklar var ya, puh, kaçaram Allah! Hepsi de denize dökülecek. Hepsi de. Böyle mıymıntı, korkak, ürkek, hiçbir şey yapamayan, hiçbir şey söyleyemeyen,
Böyle esen rüzgara göre dönen Müslüman tipleri var ya. O bankalarda, çankalarda, orada burada duran böyle. Ay hoş geldin hacı ablacığım, ha, gel paraları. Vay hacı abicim hoş geldin, nasılsın, iyi misin? Vay ömreye gittiniz, Allah mübarek etsin inşallah. Euroları ver. Aa biz faiz vermiyoruz, kar parayı bizimki. Bunlar her yerde var. Diyanette, askeriyede, poliste, ondan sonra savcılıkta, hükümette, ticarette. Bunlar böyle kaytan bıyıklı, temiz yüzlü. Ahir zamanda diyor böyle yüzü temiz, sizden gibi konuşan. Yüzü temiz, sizden gibi konuşan diyor. Müslümanlar türecek, onlardan korkun diyor. Onlardan korkun. Türkiye'deki, bunu ciddi inanaraktan söylüyorum. İnanaraktan söylüyorum. MHP'liler bir, yani ülkücüler MHP'liler bir, solcular iki, CHP'liler demiyorum. Solcular, böyle komünist, solcu, devrimci var ya böyle. Oo, barut gibi hani ya. Onlar, bir İslam'la tanışacak bunlar. Yemin ediyorum Türkiye gerçek hüviyetine ulaşacak. Din de diyecek ki ya tamam ben aradıklarımı buldum. Ben aradığımı buldum diyecek. Realist inandığı gibi yaşayan. Realist inandığı gibi yaşayan. Olduğu gibi görünen, göründüğü gibi olan. Yürekli. Öyle yok, içeri atılırmış, yok dışarı satılırmış, yok öyle sorgulanırmış. 28 Şubat'ta millet dergahın kapısına kilit vurdu gitti. O beğenmediğimiz, böyle tukaka ilan ettiğimiz o solcu komünistler var ya, hep basılma korkusuyla toplanıp faaliyet yapıyorlar. Hangi birisi yapardı Müslümanlardan? Kim yaptı 28 Şubat'ta? Herkes tekkelerin, dergahların, dershanelerin kapılarına kilit vurdu mu? Hani mücahittiniz ya? Hani Allah'ı çok seviyorlardı ya? Bir düdükte hepsi eve gitti. Tatil etti her şeyi. Bir düdükte. Denize gitmek günah mıdır? Bir erkek ailesiyle denize gitmesi uygun mudur? Hiç çıkma istersen orada yaşa. Kim verdiği biattan geri dönerse Allah'ın karşısında delilsiz olarak çıkar. Kim de bey boynunda biat olmadan ölürse cahile ölümüyle ölür. Hadis-i şerifinde bahsedilen biatın günümüzdeki karşılığı nedir? Bu şekilde ölen kimse küfür üzerine mi ölmüş olur? Ne yazık ki şu anda İslam hukukuna göre böyle bir şey yok. Lokma karıştı bugün. Lokmanın başındaki görevlileri göndermeyin. Bahçede alkış yapanları dışlayın. Oo. Bu lokma sorusunu ciddiye almayın. Bu grup bildiğimiz grup. Bildiğimiz grupmuş. Ben bilmiyorum. Ben bu akşam nöbetçiyim. Lokma ile alakalı arkadaşı ve problem yaşayan misafiri yüzleştirip helallik aldırdım. Teşekkür ederim. Mesele bitmiş. Evet. Biraz bu gece uzun olacak dedik ya. Geliyor mu daha? Dervişlerinizin içerisinde çok temiz insanlar var. Bunlar genelde haftada bir gelip hizmet yapıyorlar. Sorunumuz sürekli burada olanlarla. Gece gündüz burada duran bir de üstüne maaş alan kardeşler var. Ve buraya gelenleri çok üzüyorlar. Bir dervişiniz engin ki bana, ben ona baş piskopos Makarios diyorum.
Aynı sakaldan onda da var çünkü. İşte bu dervişimiz geçenlerde beni resmen kovdu. Gelme buraya dedi. Sırf semaver kireçlenmiş temizleyin dediğim için. Her gün onun gibi 5-6 sakallıya Arapça dersi veren bir abimiz de terbiyesizlik yapmış. Bu abi bana pislik herif demiş. Engin cevap bile vermemiş. Hocam şu çay işini düzene koyun. Ya çay ücretli olsun ya da Hüseyin'in suratını görmemize gerek kalmadan çay servisimiz yapılsın. Ücretli olursa daha iyi olur. Dondurmada, tosta, meyve suyunda sorun çıkmıyor çünkü. Ellerinizden öperim. Bu kardeş, Engin kardeşin imanlı, Kur'an ve sünnete iman ettiğine, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediğine şahidim. Onu baş psikopos Makarios diyen bir kimse, bu noktada tecdid iman, tecdid nikaha gerekli. Onunla da helallaşması lazım. Bu ağır bir söz. Söyleyen için. Söylenilen için değil. Kardeşler, buradaki kardeşler, arkadaşlar hizmet ediyorlar. Hizmetleri Allah rızası için. Allah için hizmet ediyorlar. O yüzden bilir bilmez dışarıdan böyle konuşulması hoş bir şey değil. Ve buradaki hizmetler Allah için olan hizmetler. Burada eksiklikler, noksanlıklar, kusurluluk olabilir. Ama buradan hizmet alan belirli bir grup var. Ben o grubu da biliyorum. Buradan hiç kalkmıyorlar. Bundan bir rahatsızlığımız yok. Ama onlar hiç buradan kalkmadıkları için burada böyle kardeşler, arkadaşlar bazen bu noktada şikayetlerini de söylüyorlar. Herkes edebini muhafaza edecek. Sizler de onların çay ocaklarına karışma hakkına sahip değilsiniz. Kireçlendiyse onun başında bir amir var. Bir, ikincisi, bu yazıyı yazanlar o kadar sınır tanımazlar ki benim de ne yapacağıma karar veriyorlar. Lütfen, bu o kadar da değil. Ben evet realim burada, her gelen yazıyı ve soruyu okuyorum. Bu noktada bir problemim yok. Biz kendimizi saklama, gizleme noktasında değiliz. Olduğumuz gibiyiz. Olduğumuz gibiyiz. Hiç kimsenin burada hiç kimseyi kırmaya, dökmeye hakkı yok. Ama dışarıdan, yani buraya gelen misafirlerin de burada hizmet edenleri kırmaya, dökmeye hakları yok. Burada hizmet edenler de Allah rızası için hizmet ediyorlar. Hizmet alanların hiç beyleri, kocaları, çocukları kendileri hizmete rağm oluyorlar mı? Lütfen. İnsanların eksiklikleri, kusurlukları, yanlışlıkları olacak. Suç kabul edilemez. Cezası gerekir. Ama buradaki kardeşler de arkadaşlar da fi sebilillah hizmet ediyorlar. Kapının önünü boşaltın, biraz daha sıkışın inşallah. O yüzden haftada bir gün buraya iki gün gelenler var. Cumartesiden cumartesiye gelen misafirler var. Bu misafirlerin önünde burada devamlı gelen, bahçede oturan kardeşler, buradaki misafirler böyle bir günde bu tip problemleri burada söz konusu etmeleri de çok hoş değil. Hele isim vererek buranın neyzen başısı olan ve insanlara ney dersi veren ve 5 vakit namazını kılan, dini yaşamasından ve dindarlığından şüphemiz olmayan bir kimseye baş psikopos Makarios diyen kimse Allah'a hesabını verir. İnsanın dili kopar bunu söylemek için. Bunu söyleyen kim ise
O kadar edebi, terbiyeyi, hayayı, ahlakı arkaya atmış ki iman etmiş olan bir kimseyi makaryosa benzetmekle kendi küfrünü ortaya koymuş. Kim la ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyen bir kimseye küfür isnat ederse kendisi küfre düşmüştür. Kendisi küfre düşmüştür. O yüzden o kimse eğer imanını düşünüyorsa hem enginle helallik alacak, hem benimle helallik alacak. Hem enginle helallik alacak, hem benimle helallik alacak. Ayıp. Günah. Bunu söyleyen kimse kendini ne zannediyor? Burada her soruyu okuyup cevap verip deyip de buradaki çalışan insanların küfrüne, buradaki insanların kafirlerine, kafirliğine fetva verecek noktada mısınız? Allah mı oldun? Bir kimsenin sünnet sakalını makaryos gibi sakalı var diyen insan küfür ehlidir. O kimse tövbe edecek. Helallik alacak. Buradaki topluluğu da bu meseleyle alakalı işgal ettiği için bu topluluktan da helallik alacak. Biz edepsizliğiniz zirveye vuruyor. Biz edep ettik sustukça küfrünüz zirveye vuruyor. Bunu söyleyenin evladı var mı acaba? Bir tekkede, bir dergahta hizmet edebilir mi? Bunu söyleyen gelip bu bahçede bir süpürge vurabilir mi Allah rızası için? Bunu söyleyen kimse şu tuvaletin arkasındaki tuvaleti bir gün temizleyebilir mi? Makaryosmuş. Allah'tan korkun. Bu ne kadar ağır bir söz. Orada mı engin? Gel buraya, ortaya çık. Açın yol. Gel buraya. Dön yüzünü şu tarafa, oturun. Makaryos'a benzetilen adam bu. Bakın bakayım, bu adam Makaryos'a mı benzeriyor? Ahirette nasıl hesap vereceksin? Be cahil! Bu adamın 5 vakit namaz kıldığına, la ilahe illallah Muhammeden Resulullah dediğine, haram yemediğini, haram yemediğine, şahidim, görmedim hiç. Hiç mi Allah'tan korkmadın? Elhamdülillah yolumuz hak. Yolumuzun hak olduğuna delil. Hizmet eden bir kimseyi kafir gör. Önüne çay getiren kimseyi kafir gör.
sana çay veren kimseyi kafir gör. Pes. Bunu söyleyenler bu mahallede oturanlar. Bugün misafir olarak gelenler, sizlerden özür diliyorum. Böyle bir mesele bu noktaya geldiği için. Hepinizden özür diliyorum. Ama ben içi dışında bir insanım. Ne olduysam öyleyim ben. Allah'tan korkun. Bu mahalleden kim gelirse bu dergah, bu tekke buraya var olduğundan beri, 11 yıldan beri hizmet ediyor. Hiç kimsenin gıkı çıkmıyor. Kendi evlerinde rahat edemedikleri kadar burada rahat ediyorlar. Şahidim. Bu muydu sonu? Burada kardeşlere laf söyleyenler, bu kardeşler sizin laflarınızı sabrediyorlarsa dervişliklerinden, boğazlarında sufi ilmekli olduğundan, bu lafı söyleyenler kıymetli olduklarından dolayı biz onlara susma noktasında değiliz. Bizim sevdiğimiz kıymetli, bizim yolumuz kıymetli, bizim hizmetimiz kıymetli. Ama biraz da ya, el hak ya, biraz insaf ya. Biraz insaf. Karar verin, makaryasa mı benzettiniz? Ve bunu kim söylüyorsa bu adam biliyor onu. Yarın gene ona çay verecek. Sufilik bu işte. Boğazımız sufilik ilmeğine takılmış. Boğazımız ona gitmiş. Yapacak bir şey yok. Edepsizin yapacak çok şeyi var. Terbiyesizin yapacak çok şeyi var. Ahlaksızın yapacak çok şeyi var. Hainin yapacak çok şeyi var. Zalimin yapacak çok şeyi var. Kötünün yapacak çok şeyi var. Terbiyesizin yapacak çok şeyi var. Ama sufinin yapacak hiçbir şeysi yok. Sufinin bir tek Allah'ı var. Sufinin başka hiçbir şeysi yok. Bir tek Allah'ı var. Bir tek Allah'ı var. Çay parayla olacakmış. Sen evini çaydan getir o zaman. Evden getir. Allah'tan korkun. Allah'tan korkun. Edep edin. Edep edin, edep. Herkes fi sebilillah çalışıyor burada. Edep edin. Yazık. Yazık ki yazık. Yazık ki yazık. Geç abi, geç, geç. Geç. Evet. Soru soran kardeşlerden de özür dilerim. Ali şeriatinin dediği gibi, sizi rahatsız etmeye geldim. Allah razı olsun. İki korkunç kanser Allah ve İslam adına halkın içine atıldı. Bu iki kanserden birisi mürciye. Mürciye ne kadar cinayet işlemiş ve ne kadar kötülük yapmış, ne kadar ihanet etmiş olursa olsun,
İyi kötü herkesin Allah'ın rahmetinden ümidini kesmemesi gerektiği görüşünü savunan insanlara denir. Onun hakkından ancak Allah gelir gibi. Gitti mi soruyu soran? Gelsin gelsin. Celalimden mi kaçtı? Bu havale etme hastalığı, bu mürciye kanseri, İslami ve Kur'an'ı Hazreti Muhammed'den, Ali'den değil de satılmış düşünceden öğretildi halka. İkinci kanser Cebriye. Cebriye hiçbir şey diyordu. Verilene karşı sus, ben de sen de seçecek güçte değiliz. Bu halkı uyutma taktiklerini ve sömürüyü legalleştiriyorlardı. Sen yönetimi dilediğine verirsin, dilediğinden geri alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltırsın. Ali İmran ayet 26. Sen ne diyorsun, ne yapmak istiyorsun? Susup sabretmekten başka elinden ne gelir? Kaza ve kaderi elinde bulunduran o yüce varlığa boyun eğmekten başka ne yapabilirsin? Hiçbir şey. Bir kısım İslam aydını ya da İslam büyüğü bir köşeye çekildiler. Yalnız kalıp Allah'ı bir sevgili gibi düşündüler. Durmadan oruç tutup nafile namaz kıldılar. Bunlar Emevi zorbalarına karşı direnmeleri gerekirken mescit köşelerine çekildiler. Ali'yi mihrapta öldürdüler. Peki Ali'nin ateşi ne oldu? Ebu Zer uzak bir köşede, Rebzeke'de öldü. Ebu Zer'in çığlığı ne oldu? Hucur direnişi ne oldu? Peygamber Efendimiz cihattan dönerken, küçük cihattan büyük cihada döndük derken neyi kastetmiştir? Mürciye ve Cebriye hakkında görüşleriniz. Not, bu yazı çok alıntı içerir. Evet. Kıymetli dostlar, bu Mürciye ve Cebriye ne yazık ki İslam sufiliğinin içinden türetilmiştir. Mürciye düşüncesi, yani ne kadar suç işlersen işte, ne kadar hata yaparsan yap, neyi ne kadar zulmedersen et, bu zulümlerine, bu hatalarına, bu kusurlarına devam ederken sen af olursun. Oysa bu düşünce sistemi, Cebriye de yine sufiliğin içerisinden veya sufiliğin içerisinden yürütüldü. Sufiliğin içinden çıkmasa da sufiliğin içinden yürütüldü. Cebriyeciler de herkese Cenab-ı Hak bir kader yazdı. Her topluluğa da bir kader yazdı. Ve herkese ve her topluluğa bu kaderi yazaraktan herkes bu kaderine ve bu duruma razı olacak dediler. Bu İslam toplumunun içerisinde zaman zaman yer buldu. Bu zaman zaman yer bulurken genelde Müslümanlar Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin siz çok olacaksınız ama denizin üzerindeki köpük misali gibi bir ağırlığınız olmayacak, bir kıymetiniz olmayacak, bu noktada bir hükmünüz olmayacak hükmü galip geldiği zamanlarda oldu. Zaman zaman bu halden İslam toplumu kendini kurtardı. Bir Gazali ile örneğin. Zaman zaman İslam toplumu bir devletin bu noktada devlet başkanıyla beraber bundan sıçrama yaptı. Zaman zaman. Böyle yanar söner gibi, flu bir şekilde bazen. Ama bu genelde İslam toplumunun kendi içerisinde yenilgiyi kabul etmesinden kaynaklandı.
mücadeleden, gayret etmekten, savaşmaktan, hakkı söylemekten, hakkı haykırmaktan yorulduğu, bitap düştüğü, korktuğu, çekindiği, utandığı, güçsüz gördüğü zamanlarda oldu. Evet, bu noktada bir kimse örneğin işte hadis-i şerifleri söylemediler. Bir kimse içki içmeye devam ettiği halde onun günahı affolmaz demediler. Bir kimse faizciliğe devam ederse o günahı affolmaz demediler. Bir kimse anne babaya isyanı devam ediyorsa onun günahı affolmaz demediler. Bir kimse zalimliğe devam ediyorsa, zulmetmeye devam ediyorsa onun günahı affolmaz demediler. Demediler. Biz sevdireceğiz, korkutmayacağız. Biz işte yumuşak davranacağız, doğruyu anlatacağız derken Kur'an ve sünnetin olmazsa olmaz ölçülerini öteledik. Öteleyenler halkın kendisini sevmesi için uğraşanlardı. Öteleyenler halktan geçinen, fukaralardan, zenginlerden öşür toplayanlardı. Bunlar haramı haram olarak haykıramadılar. Haramı haram olarak haykıraylardı, idarecilerin kendi dairelerindeki göz göre göre haramlarını da haykırmaları gerekirdi. Bundan korktular. Bundan çekindiler. Bundan korktukları ve çekindikleri için cebriyeye kaydılar. Mürciyelik ve cebriyelik kol kola yürüdü. Cebriye de şuydu. Gözünün önünde birisi birisine katliam yaparken onun kaderi buymuş deyip katliama uğrayanın hakkını savunmamaktı. Katliamcıyla dost olmaktı. Katliamcıyla dost olmaktı. Muaviye Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerine savaş açtığında Muaviye'nin zenginliğine ve şatafatına aldanıp Muaviye'nin yanında saf tutmak gibi bir şeydi bu. Çünkü Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri fukara, etrafındaki insanlar da fukara. Ama Şam'daki devlet aslında bölünmüş parçalanmış değildi daha. Muaviye merkez valisiydi ama orada o merkez valisiyken bir devlet kurmuştu kendi dairesinde ve Şam'daki devlet hem askeri tesisat açısından hem de teçhizat açısından hem aynı zamanda ekonomi, para açısından güçlüydü. İlk yol ayrılığı o zamandı. Gözle görünür yol ayrılığıydı bu. Bu yol ayrılığının temeli Hazreti Osman Efendimiz'in zamanında atılmıştı. Hazreti Osman Efendimiz mülayim, mülayim olduğu kadar rahmetli olduğu kadar yumuşak kalpli, rıf sahibi bir insandı. Çok yumuşak kalpli ve çok rıf halinde bir kimse olduğundan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri masum, mahcup kalan kızlarını onunla evlendirdi. Çünkü Hazreti Osman Efendimiz edebin prototipiydi. Bir insan üzerinde edep elbisesi olacaksa o Hazreti Osman olurdu. Hazreti Peygamber'den sonra sallallahu aleyhi ve sellem'den. Bazı insanlar vardır. O insanlar o edeple onun edebi istismar edilir. Hazreti Osman Efendimizin bu edebi, bu yumuşaklığı, bu rıfkı
istismar edildi. Kim tarafından? Muaviye tarafından ve etrafı tarafından. Hazreti Osman Efendimizin şehit olmasının altında Muaviye'nin parmağı vardır. Dolaylı. Bunu böyle söylemez kimse. Bu tarihi gerçektir benim kalbimden. Muaviye müdahale etmedi. Müdahale de ettirmedi. Göz göre göre Hazreti Osman Efendimizin şehit olmasını seyretti. Seyretti. Biz ona iştihat diyelim bu noktada. Öyle iştihat etti. Öyle iştihat ederekten kendince bir hüküm kurdu. Ve bu yol, o Muaviye, Hazreti Osman Efendimiz'den sonra Hazreti Ali Efendimiz'in seçileceğini tahmin etmiyordu hiç. Diyordu ki kendince, orada 6000 tane de askeri vardı ha. Medine-i Münevvere'de. Bir muhasara altında tutan Hazreti Osman Efendimiz'e askerler vardı. Bir de Muaviye asker gönderdi. Onlar da Medine'nin dışında duruyorlar. Onlara dedi ki benden haber gelmedikçe hiç hareket etmeyin. Benden haber bekleyin. Yani devlet başkanı muhasara altında, devlet başkanına bağlı askerler var dışarıda. Onlar Muaviye'ye bağlılar. Yani valiye. Devlet başkanına bağlı değiller. Valiye bağlılar. Düşünün nasıl vali ise. Ve Hazreti Ali radıyallahu an hazretlerini istişare etti. Seçince Muaviye'nin bütün planları alt üst oldu. Hazreti Ali Efendimiz bunun çünkü Mürciye'nin ve Cebriye'nin çıkış noktasının bilinmesi lazım. Tarihi çıkış noktası. Ve Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri çıkınca işte meşhur savaş, savaşta hariciyeciler var. Hariciyecilerin içerisinden çıkma Cebriyeciler ve Mürciyeciler. Ve ardından İslam topluluğun içerisinde ne yaparsan yap, bunları yapmaya devam ederken de Allah seni isterse affeder. Ne olduysa, başımıza ne geldiyse takdir edilen oldu, emredilen oldu. Cebriye bu. Senin yapacak bir şeyin yok. Sen namaz kılıyorsan da senin üzerine namaz yazıldığı için kılıyorsun. Cebriye de bu. Cebriye de bu. Bu her iki düşünce de İslam dünyasının içerisinde ehli sünnet tarafından reddedilen düşüncedir. Ehli sünnet, benim buradaki ehli sünnetten kastım, gerçek, hakiki, Kur'an ve sünnete dayalı olan ehli sünneti diyorum. Gerçek ehli sünnet, Mürciye'yi de, Cebriye'yi de, Kaderiye'yi de, hariciliği de reddeder. Bunun ilacı nedir? Bunun ilacı şudur. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asri inel insane lefi husrin illellezine amenu ve amilus salihati ve tevasav ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabır. Bütün insanlar hüsrandadır. Ancak iman eden, iyi amel işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna. Bizi her türlü İslam dışı düşünceden kurtarır.
O zaman hakkı ve sabrı tavsiye etmek var ise hak bu manada Kur'an ve sünnettir. Biz Kur'an ve sünnetin hükümlerine uyarız. Birisi kalkıp ya bunun böyle olması lazım dediğinde biz ona uymayız. Şöyle olması lazım dediğinde biz ona uymayız. O zaman bir kimse çok affedersiniz ne kadar halt işlersen işte cennete git, yok öyle bir cennet. Bu haltı işlemeye devam ederken cümbürlap cennete gideceksin, yok öyle bir cennet. Biz zalimlerle mücadele etmekle mükellefiz. Biz haksızlıkla mücadele etmekle mükellefiz. Biz hak ve hakikatin yanında olmakla mükellefiz. Biz zorbayla mücadele etmekle mükellefiz. Biz haksızlığa, dinsizliğe, imansızlığa, biz her türlü yanlışlığa, eksiklikle mücadele etmekle mükellefiz. Biz Müslümansak, biz müminsek, yeryüzünde nerede haksızlık var ise biz ona karşı durmakla mükellefiz. Yeryüzünde. Biz yeryüzünde nerede bir mazlum varsa o mazlumun ahına koşmakla mükellefiz. Benim inandığım din bu. Benim inandığım din bu. Nerede aç varsa onu doyurmakla mükellefiz. Nerede çıplak varsa onu giydirmekle mükellefiz. Nerede yetim varsa onun başını okşamakla mükellefiz. Nerede bir dul varsa ona yardım etmekle mükellefiz. Kim bizden yardım istiyorsa onun yardımına koşmakla mükellefiz. Bizden istemesi şart değil. Onun yardıma ihtiyacını görüyor isek ona yardım etmekle mükellefiz. Biz bununla emrolunmuş bir ümmetiz. Bununla emrolunmuşuz biz. Biz o Allah'a ve o Allah'ın gönderdiği peygamber Muhammed-i Mustafa'ya ve o peygamberin ağzından dökülen Kur'an'a ve o peygamberin hali olan sünnetine iman ettiysek biz bunlarla mücadele etmekle mükellefiz. Kötülük neredeyse o kötülükle mücadele etmekle emrolunmuşuz. Haksızlık neredeyse o haksızlıkla mücadele etmekle emrolunmuşuz. Biz bundan, bunun dışına çıkmakla, bunun dışında bir İslam anlayışın durmakla, bu mümkün değil, bu iman değil, bu İslam değil. Benim sufilik anlayışım da bu değil. Ben sufiliği tekkelerin içerisine kapanıp orada sadece zikirle iştigal etmek olarak görenlerden değilim. Beni tanıyanlar tanıyor. Benim sufilik anlayışım o değil. Benim sufilik anlayışım kimsenin etlisine sütlüsüne karışma, otur oturduğun yere. Benim sufilik anlayışım o değil. Değil. Ben bu nokta, benim sufilik anlayışım şu değil. Ne kadar kötülük yaptıysan yap. Tövbe et kardeş, geri dön. Herkesin hakkına, hukukuna riayet et. Kimin hakkını yediysen o hakları öde. Kime zorbalık yaptıysan git onunla helallaş. Kime hainlik yaptın, git onunla helallaş. Kime beklemediği anda yandan hançer vurdun, git helallaş. Ve bir daha geri dönmemek için dön. Allah senin o zaman geçmiş günahlarını affeder. Ama sen hainliğe devam edersen, zorbalığa devam edersen, zalimliğe devam edersen, sen Allah'ın sevmediğisin. Yerin cehennemdir. Allah öyle diyor. Allah zalimlerini cehennemle korkutuyor.
Allah fakirin, fukaranın hakkını yiyenleri cehennemle korkutuyor. Ama Müslümanlara da bir hak veriyor. Diyor ki, siz Allah'ın eli olun. Bunlara adaletle hükmedin, cezalarını verin diyor. Allah'ın eli olmak, Allah'ın adaletini sağlamaktır. Adaletini sağlamaktır. Allah'ın dili olmak, hakkı, hukuku konuşmak, savunmaktır. Bu Allah'ın dilidir. O zaman biz mürciye noktasında duramayız. Biz cebriye noktasında da duramayız. Ben kendimce kaderiye noktasında da duramam. Bana emredilmiş. Bana dinim emretmiş. Emretmiş. İman edeceksin. İyi amel işleyeceksin. İyi amel işlemek sadece namaz kılmak, oruç tutmak değil. O ibadet. İyi amel işlemek, iyilik yapmak, iyiliği savunmak, insanların arasında düzeni sağlamak, hakkı hukuku sağlamak. İyi amel işlemek. O zaman din bana iyi amelle amellenmemize emretmiş. Yetmedi. Hakkı tavsiye edeceğiz. Hakkı tavsiye etmek sadece namazı tavsiye etmek değil. Hakkı tavsiye etmek sadece ibadetleri tavsiye etmek değil. İslam dünyasının en büyük handikaplarından birisi hakkı tavsiye etmek olarak sadece ibadetleri tavsiye etmek olarak görüyor. Kıymetli Müslümanlar, kıymetli müminler, kıymetli kardeşlerim, Allah'ın hukukuyla hukuklanmadığınız müddetçe ve Allah'ın hukuku yeryüzünde hakim olmadığı müddetçe insanlığın kurtuluşu mümkün değil. Dininizin tamam olması yaşantı olarak mümkün değil. Ama bizden istenen şu anda. Yıllardan beri, 200 yıldan beri, 250 yıldan beri Müslümanlara giydirilen elbise şu. Ey Müslümanlar! Siz iman edin, ibadet edin. İman edin, ibadet edin. Bu kadar. Geri kalanına karışmayın. İman ettin, harikasın. İbadet ettin, alkışladım. Burada yangın var, ona karışma sen. Ya burada zulüm var, ona karışma kardeşim sen. Adam gelsin, istediği gibi bombalasın, yıksın, yaksın, zapt etsin, alsın, yürüsün, gitsin. Sen ne karışıyorsun? Sen ibadete devam et. Camiler dolup taşıyor mu? Dolup taşıyor. Tekkeler dolup taşıyor mu? Dolup taşıyor. Dostlar, AVM'ler dolup taşıyor mu? Dolup taşıyor. Ne kadar güzel. 5 Oteller dolup taşıyor mu? Dolup taşıyor. Ya burada bir yanlışlık yok mu? Burada bir eksiklik yok mu? Burada çarpık giden bir şey var. Camiler doluysa, tekkeler doluysa bu AVM'ler neden dolu? Bu camiler doluysa, tekkeler doluysa bu 5 şeyli oteller neden dolu? Bu camiler dolu, bu tekkeler doluysa ya bu sefahat ne? Bu lüks ne? Bu gösteriş ne? Nasıl dolu bu? Camiler dolu, tekkeler dolu. Eyvallah. Parklar dolu, bahçeler dolu, AVM'ler dolu. Meyhaneler dolu, fuhuşhaneler dolu, barlar dolu, pavyonlar dolu. Eğlence haneler dolu, zalim haneler dolu, zulüm haneler dolu, dolu. İyi yanlış giden bir şey var. Dolu her taraf.
Dolu, her taraf dolu. Bize şunu dediler. Camiler açık mı? Açık. Açık. Tamam, bakın yapın ibadetinizi. Kardeş, bankalar dolu. Bankalar dolu. Herkes borçlu. Şimdi burada yoktur zannediyorum ben, öyledir herhalde. Az da olsa vardır. Ben bangır bangır hep bağırıyorum ya, kredi kartı borcu yapmayın, kredi kartı yapmayın, bankalardan almayın diye. Ama gene de kredi kartı borcu olan vardır. Var mı içinizde kredi kartı borcu olan? Utanır, elini kaldırmaz belki de, ama var bak, kredi kartı borcu olanlar var. Evet. Dolu. Bir yerde bir şeyler yanlış gidiyor. Bir yerde bir şeyler yanlış gidiyor. Bu eksiklik dini anlatanlardandır, birinci derecede benimdir. Benimdir. Ama İslam dünyasında bir şeyler yanlış gidiyor. İslam dünyasında bir şeyler yerli yerinde değil. İslam dünyasında 200 yıldan beri, 250 yıldan beri taşlar yerine oturmuyor. Taşlar yerine oturmayınca biz inandığımız gibi yaşayamıyoruz. Biz inandığımız gibi anlatamıyoruz. Biz inandığımız gibi kendimizi istikamette götüremiyoruz. Sıkıntımız var. O yüzden kıymetli dostlar, bir yerde yanlışlıklar, eksiklikler varsa biz onları havale edecek bir yerimiz yok. Onlarla mücadele etmekle emrolunmuşuz. Mücadele etmemiz gerekir. Nerede bir kötülük, nerede bir zulüm, nerede bir zalim, nerede bir haksızlık var ise ona susamayız. Susarsak dilsiz şeytan oluruz. Onunla mücadele etmekle emrolunmuş bir peygamberin ümmetiyiz. O zaman nerede Kur'an ve sünnetin hem felsefesine hem yaşantısına aykırı bir şey var ise onunla mücadele etmekle emrolunmuşuz. Onunla mücadele etmekle emrolunmuşsunuz. Dini camiye ve sadece tekkeye ve sadece eve bağlı kılmak İslam değil. İslam evde, sokakta, devlette, belediyede, İslam alışverişte, dükkanda, İslam beynimizde, aklımızda, kalbimizde, ruhumuzda, İslam yemeğimizde, içmemizde, giyinmemizde, kıyafetimizde, konuşmamızda, İslam nefes alıp verişimizde hakim olmalı. Hakim olmalı. Çalgı görünce kalgı, ölü görünce ağla, hüzün değil. Değil. Biz inandığımız gibi yaşamalıyız. Ve inandığımız gibi haykırmalıyız. Hakkı tebliğ etmek bu. Yoksa İslam dünyası, yoksa İslam dünyası daha çok çarpık düşüncelerin ve çok çarpık fikirlerin, çok çarpık oluşumların etkisinde kalacaktır. Elin İsrail'i, Mossad'ı, CIA'si, İngiliz'i, bilmem nesi bir yerde bir örgüt kuracak. Adına da IŞİD koyacak. O da la la ilala Muhammeden Resulullah diyenleri dahi öldürecek. Biz onu İslam öğreneceğiz, bileceğiz. Veyahut da kaytan bıyıklılar gelecekler, önümüze bir tane banka kuracaklar. Vay muhterem efendim, hoş geldin diyecekler. Biz götüreceğiz paraları, güldür 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 oraya yatıracağız. Biz onu İslam zannedeceğiz.
Birisi çıkacak zalimliğini, zulmünü isar edecek her tarafta. Biz onun arkasından düşeceğiz. Onu İslam zannedeceğiz. Milletin hüra paralarını toplayacaklar. Nereye gitti, ne oldu belli değil. Biz onu İslam zannedeceğiz. Kur'an elimizde, sizden ücret istemeyenlerin peşinden gidiniz derken, biz bizden ücret alanların peşinden gideceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Kur'an'da benim ücretimi Allah verir derken, biz bir sohbet edip şeyenillah diyenlerin eline para koymaya devam edeceğiz. Veya birisi bizden ücret almazsa, Kur'an ve sünnet dairesinde durur, fitursuzca davranırsa, diyeceğiz ki bunun dili sivri zaten. Başına gelecek olduğu vardı, geldi. Biz çünkü bize dondurulmuş sebze, meyve, yemek gibi dondurulmuş din lazım. Din. Bize konserve balık gibi din lazım. Bize konserve yemeği alıştırdılar ya bize. Biz de konserve din lazım. Hazır pişirilmiş, al yavrum din bu, yut bakayım, yuttu. Tamam bitti. Sen dindarsın, yürü git. Ne farkımız kaldı ki bizim? Gitti, papanın önünde durdu, papa al yavrum dedi, ağzına bir şeker koydu onun. Kurtuldum dedi o, cennetlik oldum dedi, gitti. Şimdi de hocalar var, cemaatler var, şeyhler var, partiler var, geliyor müritler. Al yavrum dondurulmuş din. O kimse kurtuldum, kurtuldum diye gidiyor. Dondurulmuş gıda yiye yiye, dondurulmuş din yiyoruz. Din dondurulmuş bizde. Din hareketli değil bizde. Din bizde canlı değil. Din bizde yaşamıyor. Biz mutfağa gidip biz pırasayla havucu karıştırıp içine biraz da bulgur koyup ayrı bir yemek yapabilecek muhtedirlikte değiliz biz. Biz ayet-i kerimeyi alıp düşünüp, sünnet-i Resulullah'ı alıp düşünüp, ya bunun böyle olmaması lazım diyebilecek kapasitede değiliz. Böyle diyenleri de küfürle itham ediyoruz zaten. Biz böyle diyenleri de zaten böyle, hani böyle diyenlerden birisi Somuncu Baba'ymış Bursa'da. Somuncu Baba bunu böyle söylerken şeyde sütunun arkasında bekleyen de Molla Fenari'ymiş. Molla Fenari Somuncu Baba'nın bir hata yapsa da ben bunu alaşağı etsem diye uğraşıyormuş orada. Çünkü Somuncu Baba'nın İlmi ezberi değil, donmuş, dondurulmuş, hazırlanmış gıda değil. Onunki canlı, onunki heyecanlı. Onun ilmi vehbi, kalbi. Onun ilmi imani. Siretten geliyor, suretten değil. Ezber ilim yapanlar, ezberin dışına çıkamayanlar, çevir sayfayı yapanlar minarenin şeyin sütunun arkasında bekliyor. Nerede hata yapacak diye. Somuncu Baba da 5. manayı veriyor Fatiha'yı. Diyor ki bu 5. manayı verince diyor ki ey insanlar siz bunu anlamazsınız. Siz bunu bilmezsiniz. Bunu ancak diyor Somuncu Baba'nın hata yapmasını bekleyen sütunun arkasındakiler bilir. Canlı, heyecanlı, hareketli, dondurulmuş din yemeyenler toplum tarafından kötülenirler, eleştirilirler. Çünkü onlar onların dininden değildir. Asıllılar Hallacı Mansur gibi. Kovulurlar şehirlerinden.
sürgüne gönderilir. Hançerlenirler, aldatılırlar, kandırılırlar. Tukaka edilirler. Çünkü onlar halkın dininden değildir. Halkın dininden değildir onlar. Onlar ben Allah'tan korkmuyorum derken o ezberlenmiş olan din sahipleri hemen derler nasıl bu Allah'tan korkmuyor? Bak edepsiz, bak hain bu. Allah'tan korkulması lazım derler. Halbuki o Allah'tan korkmuyorum derken ibadetim, imanım Allah'tan korktuğum için değil, Allah'ı sevdiğim içindir. Vardır ya meşhur, Hazreti İsa giderken bir grup insanla karşılaşır. Niçin ibadet ediyorsunuz? Cehenneme girmekten korkuyoruz. Benim aradığım siz dersiniz. Değil de. Bizim korkumuz budur. Bu işte. Bizim halimiz bu. Biz cehennem korkusuyla ibadet edenlerden değiliz. Cehennem korkusuyla iman edenlerden değiliz. Ama dondurulmuş gıda gibi dondurulmuş dine sahip olanlar bize yaftayı takarlar. Bu Allah'tan korkmaz onun peşinden mi gideceksiniz derler. Derler. Onlar dondurulmuş din yerler çünkü. Bütün toplum dondurulmuş din yer. Toplumun uyutulması, toplumun normalde bu şekilde sömürülmeye devam etmesi için dondurulmuş din yenmesi lazım. Biz burada kadın erkek, kadınlar orada, erkekler burada, kadınlar üst katta. Ben nasıl oturuyorsa oturuyorlar. Öbürkü oradan der, bu günah değil mi? Dondurulmuş din yerler. Buna da ben müsaade ettim diye beni de küfür ehli derler. Dondurulmuş din yerler. 5 yıldızlı otellerde tatil yapmayı, bilmem nerelerde, Hilton'da ömre ve hac yapmayı kendilerine yedirirler. Ama insanların din öğrenmelerini istemezler. Onlar paraya, onlar dine, onlar iktidara, onlar devlete, onlar her şeye hükmetmek isterler. Ve bu hükümlerinden birisinin eksik olmasını istemezler. Dondurulmuş dini de bunlar üretirler. Bunlar uluslararası vampir gibidir. Bunlar uluslararası güç teşkilatıdır. Bunlar Hristiyanlara da dondurulmuş din yedirirler. Bunlar Musevilere de dondurulmuş din yedirirler. Bunlar ehli tarikat, ehli cemaat dediğimiz insanlara da dondurulmuş din yedirirler. Bunlar dondurulmuş din yedirirler herkese. Kim bu dondurulmuş dine karşı çıkarsa onu da savcılıktan savcılığa, mahkemeden mahkemeye süründürürler. Onu zaten bir algı oluştururlar. Birisi el atar o topluluğa. Bu adamın peşinden mi gidiyorsunuz? Bu adam cahilin teki. Bunun sizi nereye götüreceği belli değil. Bunun sizin başınıza ne getireceği de belli değil. Bunları duydunuz mu hep Mustafa Özbağ yüzünden? Duydunuz. Öyle değil mi? Memurlarınız karşı çıktı, aileleriniz karşı çıktı, mahalle cami hocalarınız karşı çıktı. Müftü, zamanın geçmiş müftüsü, adam beni bir şey zannetmiş, Bursa Ulu Cami hutbesinden bağırıyor bana. Rahatsız olmuş benden. Ben kendimi o dondurulmuş din yemekten kendimi uzaklaştırmaya çalışanlardan bir insanım. Cahil diyorlar, doğru söylüyorlar diyorum ben. Ben İlahiyat Fakültesi mezunu değilim. Şükür ki değilim. Dondurulmuş din yemedim. Yememek için gayret gösteriyorum.
size de bildiğim kadarıyla dondurulmuş bir din anlatmak istemiyorum. Bundan uzak durmaya çalışıyorum. Nerede dondurulmuş bir din var ise bilin ki sizi ifsad edecek, bozacak. Sizi ifsad edecek, bozacak. İbadetler dondurulmuş. İbadetler de dondurulmuş. Saat kaç? 11'i 20 geçiyor. Siz bir tane açık cami bulamazsınız. Bir tane açık cami bulamazsınız. Nöbetçi eczane vardır. Nöbetçi meyhane vardır. Nöbetçi ne bileyim işte hastalar için aciller vardır. Nöbetçi polis vardır. Nöbetçi mahkeme vardır. Nöbetçi bir cami yoktur. Nöbetçi bir hoca yoktur. Nöbetçi bir müftü yoktur. Nöbetçi bir din adamı yoktur. Bu memlekette her şeyin nöbetçisi vardır, dinin nöbetçisi yoktur. Nöbetçi çorbacıya kadar vardır. Belediye der ki sabaha kadar bu çorbahane açık. Basar oraya, koyar levhasını. O adam sabaha kadar çorbahanesi açıktır. Dostlar, 53 yaşındayım. 53 yaşından beri sabaha kadar açık bir cami görmedim. Sabaha kadar açık kumarhane gezdim. Sabaha kadar açık pavyon gezdim. Sabaha kadar açık meyhane gezdim. Sabaha kadar açık bar gezdim. Sabaha kadar açık fuhuşhane gezdim. Gezdim sabaha kadar açık. Çorbacısı var sabaha kadar açık. Lokantası var bu memlekette. Sabaha kadar açık. Bir tek camisi ve tekkesi yok. Camisi ve tekkesi yok bu memleketin sabaha kadar açık. Hiç istediniz mi? Hiç aklınıza geldi mi? Gelmedi değil mi? Evet. Yapamazsınız. Dondurulmuş hap gibi. Yutacaksınız onu, uyuşacaksınız. Onun dışında bir şey istemeyeceksiniz. Ama biz Müslümanlar olarak da böyleyiz. Birisi Kur'an ve sünnete uygun olduğu zaman bakıyoruz biz. İşimize geliyorsa alıyoruz. İşimize gelmiyorsa bunu sen nasıl yaparsın? Ya kardeş haram mı? Değil. Ya dinin hükmünün içinde mi? Evet. Nasıl itiraz ediyorsun sen? Diyemeyiz ki biz onu. Diyemeyiz biz onu. Dondurulmuş yuttuk çünkü. Dondurulmuş. O yüzden biz Mürciye'ye de kayarız, Cebriye'ye de kayarız, Kaderiye'ye de kayarız, İşi'de de kayarız, Vahabi'ye de kayarız. Biz bir şeye kayarız. Gideriz biz bir yere. Bizim sahibimiz yok. Bizim sahibimiz yok. Bizim bu noktada durun ya birisi dediğinde diyorlar ki aha bu suçlu. Taşlanacaksa bu taşlanacak diyorlar. Herkes de taşlıyor. Açın Facebook'u Mustafa Özbağ'la alakalı olanca yazıları görün. Hakaretleri görün. Birisi geçen gün ondan sonra işte bunca hakarete nasıl dayanıyorsun dedi. Kim hakaret ediyor dedim ben. He dedi onca yazı var dedi. Hiçbirisi de benim yüzüme gelip konuşamaz onlar dedim. Konuşan da cahilliğinden konuşur dedim. Biz dondurulmuş gıdalarla beslenen bir ümmet olduk. Bizim hakkımızda dondurulmuş sırada vardır daha neler oldu olacağı. Evet.
Onlar planlı programlı çalışırlar. Şeytan ve deccaliyet planlı programlı çalışır. Zalimler planlı programlı çalışır. Kafirler planlı programlı çalışır. Onlar dondurulmuş fikirleri, düşünceleri, yaşam tarzları hazırdır. Bizlere neler verileceği sırasıyla hangi şırıngaları yiyeceğimiz, hangi hapları yutacağımız, hangi felsefelere inanacağımız hazırdır. Biz tam IŞİD'den kurtuluyoruz derken MİŞİD çıkar. MİŞİD'den kurtuluyoruz derken ÇİŞİD çıkar. ÇİŞİD'den kurtuluyoruz derken Mehdi çıkar. Mehdi'den kurtuluyoruz derken Nebi çıkar. Nebi'den kurtuluyoruz derken bir cemaat daha çıkar. Ondan kurtuluyoruz derken bir de bir şeyh çıkar bizim karşımıza. Hazırdır sırada gelir onlar. Tabii. Sıralanmış ümmet. Bakarsın öyle hep. Ben kendi kendime soruyorum, 28 yıllık İslam dairesinde hayatıma ulan diyorum Mustafa Özbağ, bitmeyecek ya diyorum bunların çıkması. Hazır ya, geliyor ardı ardına, tespit gibi. Bir ara Ankara'da Anadolu İslam Federe Devleti vardı. Ne o tahtadan şeyler, ne o keleş şeyleri, ondan sonra ne yıkmaya geldik, TC'yi yıkmaya geldik. Ankara'da kapalı spor salonlarında program yapıyorlardı. 28 Şubat zamanında. Öyle değil mi? Neredeler? Dondurulmuş gıda. Bir ara Aciz Mendiler vardı. Öyle değil mi? Bakın ben Türkiye içinden size şimdi bunları örnekleyeceğim. Ellerinde asalar, kocaman kafasında külahlar, cübbelerle ne yapıyorlardı? Dolaşıyorlardı. Otobüslere binip şuraya gideceğiz, buraya gideceğiz. Asalar devam. Allah ne cihat, mücahit bunlar. Neredeler? Dondurulmuş gıdaları yemeye devam. Bunlar şey değiştiriyorlar. Ne o? Renk değiştiriyor bunlar böyle. Ondan sonra desen değiştiriyor. Biz o renk ve desen değişik olunca bu yeniymiş gibi geliyor bize. Kardeş bunların atkısı, çözgüsü aynı. Bunların atkısı şeytan, çözgüsü deccal. Atkısı şeytan, çözgüsü deccal olunca kumaş işlemeye devam ediyor. Onu renklendiriyorlar bize. Hiç değişmiyor bunun atkısı, çözgüsü. Bunu tanıyan, atkısını, çözgüsünü bilen iyi bir tekstilci olunca yalan bakıyor. Atkısı, çözgüsü aynı bunun diyor. İbliği de aynı, evsafı da aynı diyor. Rengini değiştirmiş hain oğlu hain diyor, tanıyor onu. Biz tanıyamıyoruz. Bir farklı boya vuruyorlar üzerine, bir elbise giydiriyor. Aa, yeniden elbise ya. Moda dedikleri bu. Evet. Hani kadınlar da boyuna elbise değiştiriyorlar ya. Atkısı, çözgüsü aynı. Üç aşağı beş yukarı. Değişmiyor bir şey. Üzerine kumaşın üzerinde boyada oynuyorlar. Kumaşın üzerinde bir iki uyanık değişiklik yapıyor. Modelde bir iki değişiklik yapıyor. Bir bakıyorum bütün hatunlar kırmızı örtüyor. Bir bakıyorum bütün hatunlar yeşil bir manto. Böyle cavlak bir yeşil. Dizüstü. Aa bir bakıyorsun geçen bu sene işte mor moda olmuş. Bu sene mor. Kumaş aynı. Kumaş aynı. Aynı. Dindarlığımız da aynı bizim. Bizim dindarlığımız da aynı. Keşke bizim dindarlığımızın çözgüsü Kur'an, atkısı sünnet olsa. Harika olacak o zaman. O elbise hiç yırtılmayacak, sağlam olacak. Ama biz öyle değiliz. Müslümanlar olarak da öyle değiliz. Biz Müslümanlar bir şey nefsimize uyarsa bu kaide bize uygun. Nefsimize uymazsa bu kaide olmaz. Nefsimize uygun olacak. Nefsimize uygun bir Allah, nefsimize uygun bir Resulullah, nefsimize uygun bir Kur'an, nefsimize uygun bir İslam olması lazım. Bunun için hazır gıdalara devam. Hazır dine de devam. Yutmaya da devam. Hazır sufiliğe de devam. Onu da yutmaya devam. Değişen bir şey yok. Hani az önce birisi sormuş ya, veliyi nasıl tanırız? Yazmış ya birisi.
İşte o da hazır, dondurulmuş bir velilik bilgisi bekliyor. Ben velilik bilgisi dondurulmuş. Açacağım ağzına, yutacak, veliyi tanıyacak arkadaş. Melamilik hakkında bilgi verir misiniz? Ramazan'da nefsini aşağılamak için oruç bozuyorlarmış, dinen hükmü nedir? Onlar gelsinler, nefislerini aşağılamak istiyorlarsa bize bir iki gün takılsınlar, birisi bir hakaret etsin benim yanımda, ona yeter ona. Boş söz bunlar. Melamilik o değil. Melamilik farzları terk etmek değil. Melamilik insanların kafasına şüphe getirmek değil. Melamilik geçmek her şeyden. Melamilik feday can olmak. Melamilik feday ruh olmak. Melamilik feday kalp olmak. Melamilik Allah'a kendisini feda etmek. Başka bir şey değil. El Fatiha mesela. Amin. Şimdi bekleyenler gerçekten semayı can ile bekleyenlerdir. Şimdi işte tamam, erdi ya şimdi. Şimdi erdi. Hani şey, Kuddüsü Baba vefat etmezden önce vasiyet etmiş dervişlerine. Dervişin çavuşuna demiş ki, evladım demiş, benim öldüğümde cenaze mi sabah namazında kaldırın demiş. Efendim hikmet ne demiş? Oğlum sabah namazına gelenler sütün kaymağı gibidir demiş. Sabah namazına gelenler sütün kaymağı gibidir demiş. İnşallah sizler de gece kaldınız ya, sütün kaymağı olun inşallah.